İzmir'in meşhur Urla Enginar Festivali geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Fakat midelere bayram yaptıran lezzet şöleni hala dillerde. Urla'nın tarım ekonomisine can suyu olmak için planlanan 3 günlük festival amacına ulaştı. İlçeye 500 bin kişi ziyaret etti. 2 milyon adet enginar ise o kısacık sürede satıldı. Urla'nın ekonomisine can suyu sağlamak ve ilçenin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali, üreticisinden esnafına, çocuğundan yaşlısına herkesin yüzünü güldürdü. Günler öncesinden otel ve uçak rezervasyonlarının yapıldığı Urla'da 3 gün boyunca adeta insan seli yaşandı. Festival boyunca yalnızca çevre yolu gişelerinden 45 bin araç girişi oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından turların düzenlendiği festivalde yaklaşık olarak 500 bin kişi Urla'yı ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı, Mini Meydan, Sanat Sokağı, Malgaca Pazarı ve Dere Sokakları kurulan standlar geçen yıla oranla 2 kat artarak 800'e ulaştı. Enginar'ın suşisinden dönerine, cheesecake'inden reçeline, midyesinden kokoreçine, cipsinden böreğine, boyozundan kısırına birçok çeşidi ziyaretçilerin damaklarını tatlandırdı. Bizim arkadaşlar daha çok sevdi, biz bayıldık aldık. Cumhuriyet Meydanı ve Malgaca Pazarı'nda kurulan mutfaklarda dünyaca ünlü şefler enginara kendi yorumlarını kattılar. Dört farklı noktada kurulan sahnelerde çıkan müzik gruplarına eşlik eden festival konukları eğlenceyi doyasıya yaşadı. Giden ziyaret eden izleyen için keyifli görebildiğimiz kadarıyla. Orada yapan sergileyen açısından da keyifli. Üreten açısından da keyiflidir diye düşünüyoruz. Çiftçi açısından keyiflidir diye düşünüyoruz. Birazdan bu detayları alacağız tabii ki. Ve organizasyonun ikincisi gerçekleştirildi. Ortaya çıkması ile birlikte elde edilen kazanımlar açısından da organizasyonu yapanlar tarafından da bakıldığında keyiflidir diye düşünüyoruz. Öyle midir, doğru mudur yaklaşıyoruz? Kesinlikle. Sibel Uyar, hoş geldiniz. İyi akşamlar bütün Ege TV izleyenlerine, İzmirlilere, Egelilere. Ve Urlalılara herkese iyi akşamlar ve tüm İslam aleminin de kandilini kutlayarak başlamak istiyorum ben bu akşamki konuşmamıza. Teşekkür ediyoruz. 2 günlük bir etkinlikti. 3 günlük bir etkinlikti, özür dilerim, düzeltelim. İkincisi gerçekleştirildi. Evet. Tahmin ediyor muydunuz bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşacağınızı, ilkiyle kıyaslayınca karşılaştırınca? Şimdi ilkinde çok büyük bir ilgiyle karşılaştık açıkçası. İkincisi çok önemliydi. Yani devamı gelecek mi yoksa kalacak mı açısından açıkçası merakla beklediğimiz bir 3 gün yaşadık. Ama sonuç itibariyle bugüne geldiğimiz noktada doğru iş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bütün herkes çok mutluydu hafta sonu Urla'da. Hem esnafı hem çiftçisi. Biraz önce siz de söylediniz başlangıçta tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yapılan bir iş bu, biliyorsunuz. Bu bizim ilk geldiğimiz günden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber tarımsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yapılmış bir festivaldi bu. Bugün baktığımızda sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi 2 milyon enginarın 3 günde satılmış olması ve geçen yıla bu yıl arasında %30 bir üretim fazlasının olması ve aynı zamanda 8 bin dönüm alan içerisine enginarın dikilmiş olması bunun ne kadar doğru bir iş olduğunu bize gösterdiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü tarım çok önemli. Kesinlikle. Metropolde insanların, yaşayan insanların iyi tarım uygulamalarıyla yetişmiş sebzelerle beslenmesi çok önemli. Çiftçinin desteklenmesi çok önemli. Bu noktada ben bu akşam da herkes nezdinde söyleyeyim, iyi ki dediğim bir işti. Evet. Şimdi rakamlara da baktığımızda evet, bölgede çok güzel organizasyonlar gerçekleşiyor evet, bu anlamıyla. İşte kısa süre öncesinde Alaçatı 200 bin evet, kişilik bir rakam evet, var. İşte Urla'da 3 gün içerisinde 500 bin kişilik evet, bir rakam var. Şimdi Urla özelinde düşünecek olursak festivalin adı Enginar Festivali. Evet. Nasıl bir özlem duymuşuz ki böylesi rakamlara ulaşıldı. Bu kadar insan akın etti Urla'ya 3 evet, gün içerisinde. İşin bir de mi? Bu tarafı evet, var evet, yani. Evet. Enginar manşet oldu Urla adına. Evet. As solist Enginar diyorum ben. As solistimiz Enginar'dı bu hafta sonu. Yarımada o kadar bereketli toprakları var ki Yarımada'nın. İzmir zaten çok özel bir bölge. Yarımada İzmir'in içerisinde ayrı bir özelliğe sahip olan bir bölge. Takdir edersiniz ki Enginar'da bizim as solistimizdi.
Yani baktığınızda enginarla ilgili üzerimde gördüğünüz fularından tutunuz da yediğimiz tüm yemeklere kadar enginarın ne kadar bereketli olduğunu, enginar bereketinin bir ilçeye nasıl kazanımlar sağlayabildiğini gördük aslında bakarsanız. Çok önemli. Şimdi ben bütün gelen medya mensubu arkadaşlara da çok teşekkür etmek istiyorum. O günden bu yana hem yazılı hem görsel medyada sağ olun sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bunu gözler önüne serdiniz. Yani bizim yapmak istediğimiz aslında sizler sayesinde vatandaş tarafından görülebiliyor. O yüzden ben hepinize çok teşekkür ediyorum bu manada. Çünkü gerçekten bir sanayinizin olması demek. Şimdi şöyle hesap yaparsak 8 bin dönüm alan içerisinde ortalama 40 milyon kafa diyoruz biz ona. Hadi diyelim 30 milyon olsun. 1 liradan satıldığında 30 milyon liralık bir girdisi var Urla'ya. Ve sadece o 3 gün içerisinde satılmış olan 2 milyon değil, bunun neticesinde devamı gelen birçok sipariş alındı. İnsanlar bir kere sağlıklı beslenecekler. Enginar çok özel bir besin. Dolayısıyla baktığınız zaman ilçe ekonomisi için ve bununla beraber daha sonrasında yine bir İSKA projesi, İzmir Büyükşehir projesi olan bir soğuk hava deposu planlanıyor. Onu yapıyoruz şimdi. Bütün bunlar beraber birlikte yaptığınız bir çalışmanın yansımaları aslında. O yüzden ben çok mutlu ama çok keyifli. O zaman 30 milyon TL üreticinin cebine direkt girdi ama bunun da üzerindedir bu rakam diyebilir tabii misiniz? Yani, var mı bununla ilgili bir tespit? İlçenin aldığı katma değer anlamında bunlar çok daha yüksek rakamlar. Çünkü hem bilinirliliğinin artması açısından Urla'nın yani enginarla özdeşleşmesi anlamında ilçeye gelenlerin esnafı tanıması, Urla'yı görmesi, nasıl bir alan olduğunu, Urla bu zamana kadar o kadar yoğun bir talebi hiçbir zaman görmedi. Bizim karayollarından aldığımız resmi bilgidir. 45 bine yakın araç girmiş sadece. Yani düşünebiliyor musunuz rakamsal değerini? Yani bizim yollarımız... Bu da gişelerden tabii. Gişelerden, evet. Resmi rakam bunların hepsi. Dolayısıyla ciddi bir turizmin sadece deniz, kum, güneş olmadığı. Yani turizme baktığınızda gastronomi turizminin ne kadar önemli olduğunu aslında anlıyoruz buradan. Yani bizim artık turizmi çeşitlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz turizm haftasının açılış etkinliğini Urla'dan başlattık. Bizim o zaman da hep inandığımız ve söylediğimiz değerler bunlardı. Çünkü biz gastronomik açıdan baktığınızda Urla çok özel bir bölge. Yaşayanıyla, göçmeniyle, yerlisiyle, sonradan gelmiş, yerleşmiş, ben burada yaşamalıyım diyen insanıyla birlikte. O açıdan bir de en önemlisi tüketiciyle üreticinin hiçbir aracısı olmadan, yani benim çiftçim geldi tarlasından kesti enginarını ve direkt size sattı. Arada kimse yoktu. 68 tane üretici vardı Urla Ziraat Odası'na kayıtlı. O yüzden çok önemliydi. Bu aslında sadece bir yemek, efendim gezme, görme, kültür turu falan değil. Bu yerelin kalkınmasıdır aslında bakarsanız. Ben bugün sokakta esnafa girdiğimde herkes sarılarak teşekkürler de, esnaf dostu başkan dediler. Yani bugün o Malkaca pazarında bir öğlen yemeği yedik. O anki o insanın gözündeki ışıltıyı görmenizi isterdim. O yüzden bizim için çok önemliydi. Ve herkesin mutlu olması da açıkçası bize de iyi ki dedirtti. O zaman sırada ne var diye hemen soralım. Çünkü hani bugüne kadar çeşitlendirdiğiniz ya da ilklendirdiğiniz konulara bakacak olursak işte bir devlet tiyatrosunun merkez dışındaki bir sahnesinin ilçenize hayata geçmesini, devlet tiyatrosu Urla sahnesi adıyla bunu lanse ettiniz. Dolayısıyla şimdi... turizm var özellikle yerelde kırsal kalkınma ile ilgili olarak bir tahaffuzhane projeniz var. Şimdi hani şu da aklıma gelmiyor değil. Urla organik ilçe hedefine mi doğru gidiyor? En doğal ilçe hedefine doğru mu gidiyor? Ya da sizin aklınızda başka bir hedef varsa onu da öğrenelim sizden. Şimdi doğal diyelim isterseniz aslında biz yeniden hiçbir şeyi keşfetmiyoruz. Urla eski bir liman kenti. Yani medeniyetlere ev sahipliği yapmış yıllarca da yüzyıllarca binlerce yıl liman kenti olarak yaşamış bir kent.
buradan yola çıkarak bizim zaten üzümümüz vardı, yeni bağ rotamız var. Avrupa bağ rotasını entegre ediyoruz. Bunun içerisinde onu da yaptık biliyorsunuz Urlalı bağcılarla beraber ve İSKA'nın projesi. Sonrasında geldiğinizde evet sosyoekonomik düzeyi çok yüksek olan bir göç de almışlığımız var. Onların sosyal anlamda da desteklenmesi gerekirken devlet tiyatrosuyla yaptığımız bir protokol dahilinde evet devlet tiyatrosu Urla sahnesi var ilk defa. Bu bizi çok keyiflendiriyor, onurlandırıyor ve kapalı işe oynuyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç varmış, ihtiyaca doğru şekilde karşılık verilmiş. Evet, yeni rota Urla. Doğal yaşamak isteyen, nefes almak isteyen, ayağı çamura batabilir belki ama doğayla iç içe yaşarsınız Urla'da ve Urla'nın sahip olduğu, Urla Yarımadası'nın sahip olduğu tüm değerleri orada görebilirsiniz. Ben o yüzden herkesi Urla'ya davet ediyorum. Enginar'ın doğallığına davet ediyorum. Nefes almaya, denizle buluşmaya. Bunu söyleyebilirim ancak biz çok keyifliyiz bu son 3 günden sonra. En büyük bizim sevindiren şey de bu 3 gün içerisinde bir tane bile adli vaka yok. Yok. Çok güzel. Hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla ben buradan yola çıkarak partnerlerimize, en başta İzmir Büyükşehir olmak üzere, ekonomi üniversitesine, sonrasında Urla Ziraat Odası'na ve bize destek olan, o gün yanımızda olan benim belediye çalışan mesai arkadaşlarıma, bunu organize eden organizasyon komitesine, herkese ama en başta Urlalılara, gelen misafirlerine sahip çıktıkları için hepsine candan teşekkür ediyorum buradan sizin aracılığınızla. Biz de teşekkür ediyoruz. Bakalım sırada bu zenginliklerin arasında göz kamaştıracak olan hangisi diye de şimdiden merak ediyoruz. Başarılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuğumuzu devam edelim. Sağlıklı fuarlar, Olivtekle Ekoloji İzmir.